Prens Timur. Dönmene çok sevindim. Artık imparatorumuz ordusunu geri çekebilir. Eğer bana bir daha prens dersen, senin canını alırım. Ama o zaman tutkunu altına kavuşamazsın. Ne dersin sen? Tutkun elimde derim. Yalan söyleme. Dağıldı tutkunum. Sen de değil. Tutkun elimde olmasa bu saçı nasıl keserdim? Bir kez daha tutkunun saçının teline zarar verirsen, bütün çivi yakarım. Seni de ortasına asarım. İstediğimizi yaparsan neden zarar vereyim? Ne mesela? Tahta çıkmam mı? Ona da sıra gelecek. Ama şimdilik istediğim şey Tutkun Hatun'un peşini bırakman. Sarayda eşinin yanında kalman. Sana her gün Tutkun Hatun'dan bir parça getireceğim. İstediklerimizi yaparsan bu saç olur. Ama yapmazsan parmak olur. Kulak olur. Ha bir de eğer bundan tek bir kişiye söz edecek olursan, sana vereceğim tek parça Tutkun Hatun'un göğsünden canlı canlı söktüğüm yüreği olur. Prens Timur. Nereden bilirsin? Kız kurganı kazdı mı, kutuyu açtı mı diye her gün aşırı gittiğim gibi bakmaya gittim. Yılan öldürülmüştü. Kurgan kapatılıp bu kutuda kenara atılmıştı. Kız orada değildi. Kurganı kapatmakla uğraştığına göre gayet sağmış. Batuga kayıp. Onu da götürdüyse kurganı kazmaya, kız öldü, oğlan kapattı diyeceğim ama oğlan eksik, hiçbir şey yapamaz. Öyle boş boş bakar. O kızı bulup öldürmezsek
Tılsım'a kurduğumuz tuzak ortaya çıkacak. Nasıl bulacağız Hakkı'sı? Ortalarda yok.